Merhaba arkadaşlar, yolda birisi sizi çevirip evinizde kalmak istese buna ne cevap verirdiniz? Sokağa çıkacağız ve sizler için bunu deneyeceğiz. Bir şey sorabilir miyim? Anket falan yapmıyorum. Yok yok, hiçbir sıkıntı yok. Öğrenci miydiniz? Evet, öğrenci. Sen de öğrencisin. Tamam. Kalacak yerim yok ve param da yok açıkçası. Gün aşırı kalacak bir yer arıyorum aslında. Ev bulana kadar ve çalışıyorum. Bir maaşım falan alacağım da. Nerede kalıyorsunuz? Kalabilir miyim evde? Bir gün sadece. Ben şimdi arkadaşlarımı gezdiriyorum da hani. Benim çok eğer yardıma ihtiyacım varsa yardımcı olabilirim yani. Yani çok ihtiyacım var. Tamam, ben numaramı vereyim sana. Ha. Hayır, ben para istemiyorum. Ben kalacak yer istiyorum. Aynen, bir gece sadece. Yok mu? Sadece bir dinlerseniz rica ediyorum, insanlık için yani. Ben de arkadaşımda kalacaktım bugün. Çok iyi niyetlisin, sana yardım etmek isteriz. Fakat ne kadar lazım? Bir gün. Yarın ailem gelecek, yurt dışındalar, buraya gelecekler. Ben Kadıköy'de mi Ben Marmara Üniversitesi'ndeyim. Hayır, burada mı? Şu an burada mısın Kadıköy'de? Şimdi buradayım. İşlerimiz falan var. Geleyim sizinle. Şöyle ki, senin numaranı alalım, verelim ya da mesela bizim kız arkadaşlarımız da var, onlara da kalabilirsin, nasıl rahat edeceksin, sen öyle bir şey yapabiliriz. Hiç arkadaşımız yok bizim burada, daha yeni geldik. Şişe satıyoruz, paramız olmadığı için. Gerçekten yani hiç yok tanıdık kimse. Anladım, peki teşekkür ederim. Şimdi... Ortak bir eve çıkmak isteyen bayan bir kuzenim var. Yok, eve çıkamayacağım şu an. Ailem gelecek, onları bekliyorum. Hayır ya, sadece bir günlük kalacak bir ev arıyorum. Bir günlük, yani ailem gelecek, yardım istemek zorunda kaldım. Yani yoksa sokakta kalacağım bu gece. Bakayım ben maalesef şey yapamam ya bunu. Ya bir kız evi falan olursa daha iyi olur benim için. Yoksa erkek de fark etmiyor. Yani bir yerde yatabileyim yeter. Evet. Bir gece sadece, yarın ailem gelecek. Sadece bir gece kalacak bir yer arıyorum. Öğrenciyim Marmara Üniversitesi'nde. Size yardım edemeyiz. Hiç yok mudur tanıdığınız falan? Ya. Telefonun varsa sen bana ver, ben sana vereyim. Şu numaramı da vermek istemiyorum. Numaramı vermek istemiyorum, elimde kalmak istiyorum. Nasıl oluyor? Ya işte sen gelmeyeceksin eve, ben tek gideceğim. Ben nerede kalacağım? Ya sen erkeksin, sen bulursun. Ben sana nasıl güveneceğim? Seninle aynı evde nasıl kalayım? Ben sana evimi vereceğim, ben nerede kalacağım onu bilmiyorum. Ama ben seninle aynı evde nasıl kalacağım? Sadece ben evi istiyorum yani seninle. Yok mu? Ya bir kız arkadaşınız falan varsa aynen mesela öyle. Hani onların evinde falan bir gün ya hani bir gün idare etsen yetiyor. Esra burada değil, Gülçe burada değil. Yani adam yok ama yani biz çok merakla kalacağız yani inşallah ya, bulursun diyelim. Yok yani. Yani başınıza bir kötü durum gelmesin yani. Bir şey demiyorum. Başka bir şey de diyemeyeceğim size. Mesela size geleceksem siz... numaralarımızı alalım istersen. Sen duruma göre bizi birkaç saat sonra bir daha ara. Biz zaten buralarda. Siz şimdi nereye gidiyorsunuz? Ya numaramı vermek istemiyorum da çünkü. Bizimkini al. Başka numaradan ara. Başka nereden? Bir de numara telefonunuzu kullanayım diye yalvaracağım insanlara. Hayır ya, yalvarmazsın. Çok mağdur kalmışsın. Hayatımız çok kötü. Evet, ama şu anda benim bir şey söyleyeceğim. Yok. Bir 20 kağıt falan yok mu yanında? Yakıt yok. Çekebiliriz. Olmadı, ismin neydi? Emine. Tamam, benimki de Hür. Doğruysa da bir şey. İsim de fark etmez Emine. Doğru. Olmadı, işte 20 lira şey yapalım. Sana veririm Vedat'a gidince. Sen yanında para dursun, tamam mı? Bir telefon, elbet kontrolü telefondan falan arayabilirsin bizi yani. Geleyim mi? Ama Vedat evde olmaması lazım. Zaten şimdi şöyle düşün. Bak, ben babaannemle beraber yaşıyorum. Tamam mı? Babaannem kedi ve köpekten yaşıyorum. Dur. Bir sosyal deney yaptık. Evet. Harikasın gerçekten. Vallahi harikasın. Tamam.